Takma bu kadar Kudret amca. İlla ki bulunur bir ev. Bak bir sürü ilan çıkarttık. Oğlum biraz da siz gidin gezin. Bak Kudret amcanız yorulmuş. Ara o Kadir'i. Ev bulamadıysa hiç eve gelmesin Bahriye. Bulur canım. Niye bulamasın? Aa, hoş geldin. Merhaba. Tuba. Merhaba. Sana iyi bir haberim var. Öyle mi? Geçsene yukarıda yatak odasında konuşalım. Salonda kayınpederim kükrüyor da. Merhaba Hülya. Kadir, babam eğer ev bulmadıysa içeri alma dedi. Hadi ya. Ayrıca ben de babamla aynı fikirdeyim. Hadi ya. Kadir, eminim hakim de aynı fikirde olacaktır. Hadi ya. Kadir, burada emlakçı yazmıyor. Lütfen gider misin? Bir daha beklemeyiz. Tamam Hülya. Kadir. Ev bulamadıysa çık sen gitsin. Ay kusura bakma Tuğba. Seni de böyle yatak odasında ağırlıyorum ama. Aşk olsun. Nedir iyi haber? Selam kızlar. Kadir lütfen gider misin buradan? Gidemem Hülya. Aşağıda babam yaylım ateşi açtı. Kadir burada özel konuşuyoruz biz. Tamam Hülya, ben de özel bir insanım. Tamam önemli değil. Gizli bir şey değil zaten. Bak gördün mü? Hani seni geçen gün götürdüğüm ev var ya Hülya. Evet. Ben artık oraya yerleşiyorum. Tuğba, orada seninle kalamayacağımı söylemiştim daha önce. Ben senin kalmanı istemiyorum ki Hülya. Yo, ben de kalamam. Ben evliyim, karımı seviyorum ki o da beni seviyor. Kadir, kapa çeneni. Ben hepinizi kastettim. Madem bu evden çıkıyorsunuz, neden gelip ailecek benim evimde kalmıyorsunuz? İftara daha 3 saat 12 dakika var. Evladım her dakikayı böyle tek tek sayacak mısın? Beni de acıktırıyorsun. Ben dün sahur yapamadım Bahriye teyze. Çalar saatin pili bitmiş. Evde bir davulcu al sende. Bu kaçıncı? Neredeyse Ramazan bitecek. Daha alışamadın mı açlığa? Bazı şeylere alışılmıyor be Bahriye teyze. Evet. Mesela Kadir'e. Hadi Hülya ev aramıyor musunuz ki? Evet ama... Aması maması yok canım. Tamam kabul ediyoruz. Kadir kaç kişiyiz haberin var mı senin? Kaç kişiyiz Hülya? Sen, ben, annem, babam 4 kişiyiz. O zaman tamamdır. Geliyorsunuz. Hep beraber büyük bir aile gibi yaşarız. Ben bilemiyorum yani şimdi... Herhalde fazla kira istemezsiniz. Kira falan istemiyorum. Ana işte günün flash haberi. Kadir sen bir çıkar mısın lütfen? Tabii çıkarım Hülya. Zaten ben gideyim de babama ev tuttum müjdesini vereyim. İnanamıyorum ya. Şimdi evi ben tuttum diyecek. Kadir bekle. Kadir. Selam millet. Buldum ev. Buldum tabii baba. Bulmaz olur muyum hiç? Aslan parçası. Pardon baba. Pardon anne. Tuğba Hanımların bir ev varmış baba. Ben az önce onu kiraladım anne. Kadir. Çok güzel, çok rahat bir ev baba. Tuğba Hanım da çok fazla kira istemiyor. Değil mi Tuğba Hanım? Bize de yer var mı Kadir abi? Yok canım. Allah versin. Ben demiştim oğlum bir yer bulur diye. Sağ ol anne. Canım annem. Aslan parçası. Bırakın şimdi birbirinizi yağlamayı. Hadi. Gidip bir an önce şeye bakalım. Bakalım baba. Gidelim anne. Ben tutayım baba. Hasan. Hasan. Dominik. Hasan. Dominik. Hasan. 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 Su getirin. Kolonya getirin. Hasan. Hasan. Gelin gelin. Nasılsın? Süper ev değil mi? Sen oğluna güvenmiyorsun ama bak ne güzel bir ev bulmuş. Aslan parçası. Anneciğim. Tamam tamam. Şımartma şunu. Ne kadar kira istiyorsunuz buraya? Ben... Baba sen evin keyfini çıkar. Kirayı ne yapacaksın? Ben hallederim. Sen ödemeyeceksin. Ben ödeyeceğim. Olur mu öyle şey baba? Olmaz ama. Oluyor işte. Evet kızım. Ne kadar? Önce bir bahçeyi görün sonra konuşuruz. Kudret bak havuz da var. Bayılıyor havuz görmeye. Sanki milli yüzücü mübarek. Sen böyle kükrediğine göre iftar iyice yaklaştı. Kükremiyorum ben. Tabii canım kükremiyorsun. Ramazan topu gibi patlıyorsun. Bahriye. Tamam tamam.
Hadi gel. Ne havle vela. Ay hep beraber çok eğleneceğiz. Sizin aile Amerikan sitcomu gibi. Kadir, niye bu evi ben tuttum diye yalan söylüyorsun? Ne yapsaydım Hulya? Babam gırtlağıma sarılmak üzereydi. Karizmayı mı çizdirseydim yani? Ama ben kira istemiyorum ki. Biz de zaten ödemeyeceğiz ki. Ödeyeceğiz Kadir. Daha doğrusu ödeyeceksin. Öyle bedava olmaz. Sen karışma Hulya. Bak Tuğba kira mira istemiyor. Evet istemiyorum. Olsun Kadir. Sen yine de ödeyeceksin. Zaten ödeyeceğin topu topu bir aylık kira. Mahkemeden sonra gidicisin. Nasıl gideceğim ya? Nasıl yani? Hulya, şu mahkeme işini unut artık. Aşkımızın içine Adalet Bakanlığı'nı sokma. Sen de her girdiğin işten iki gün sonra çıkma. Tamam Hulya, tamam. Bak ne güzel ev bulduk. Aklında süper bir proje var. Her şey yoluna girecek. Evet Kadir, boşandıktan sonra benim için her şey yoluna girecek. Vallahi dediğiniz gibi bayağı büyük bir evmiş burası. Biraz büyüktür. Olsun canım, ne güzel. Ferah ferah otururuz. Ama buranın kirasını ödemeye de bizim gücümüz yetmez herhalde. Yeter baba, yeter. Hallederiz. Biri bana şu evin kirasının kaç para olduğunu söylesin artık. Hülya, ben bu meseleyi sana havale ediyorum. Ay olur mu canım? Sen söyle, burası senin evin. Ben sizden kira mira istemiyorum. Ben söyleyeyim, ayda 100 lira. Baba, ayda 500 lira. Ayrıca Tuğba da bizimle kalıyor. Sakıncası yoksa. Bence hiçbir sakıncası yok. Bence de. Bence de. Bence de. Süper. O zaman hemen bugün taşınıyorsunuz. Bugün olmaz Tuğba. Daha gidip bir sürü eşya toplayacağız. Bugün taşının yarın toplayın. Vallahi genelde insanlar bunun tam tersini yaparlar Tuğba. O yüzden biz gidelim iftarımızı yapalım. Sonra toplanırız. Yarın da taşınırız. Lütfen bugün taşının. Yetişmez kızım. Yetişse. Ama... Daha eve temizlik robotu girecek. Neyse Tuba görüşürüz. Yarın erkenden taşınırız. Hadi bakalım. Hadi iyi akşamlar. Şey sağ ol Tuba. Ay görüşürüz. Daha bavullar var. Baba benim de arkadaşım var. Onun kamerası var. İnsan bir iftara çağırırdı ya. Nasıl kalacağım ben şimdi koca evde? Merhaba Hulya. Merhaba kalbimin güllacı, ruhumun fırında sütlacı. Merhaba sütlü baklavam, tel kadayıfım, üzerine Hindistan cevizi serpilmiş Kemal Paşa tatlım. Seni dinlerken yoruluyorum biliyor musun Kadir? Çünkü sen beni kulağınla dinliyorsun Hulya. Beni kulağınla dinleme Hulya. Beni kalbinle dinle Hulya. Aradığınız kalp servis dışıdır. Lütfen bir daha denemeyiniz. Böyle esprili konuşuyorsun ya. Bayılıyorum sana Hulya. İşte diyorum benim kadınım. Ben de seni görünce ah nerede benim o evlendiğim adam diyorum. Çok yakında evlendiğin adam geri dönecek Hulya. Hem de bol paralı güçlü bir aygır olarak. Ben sadece aygır hatırlıyorum. Onu da hayal meyal Kadir. Ne diyor bunlar yukarıda aygır maygır? Sen dinleme onları. Kapat kulaklarını. Senin bu oğlunu duymamak için kulaklarıma beton bile döktüm. Öyle deme. Ya oğlumuz Zühtü Bey'in oğlu gibi olsaydı, çocuk babasının 20 senelik evini sattı. Bizimki de bizim evi sattırmadı mı bari? Emekli ikramiyemi yemedi mi? Bir kadın, gidi senin o Almanya'daki hayırsız abin. İkisi yediler, bitirdiler beni. İçime oydular. Abimin olayı farklıydı. Nesi farklıydı? O da süper bir işe gireceğim diye sömürdü beni. Kadir de. Süper bir işe girdim Hulya. Artık beni ilgilendirmiyor. Mahkeme gününü sabırsızlıkla bekliyorum. Çocuklara yatırım yapıyorum Hulya. Yani ülkemizin geleceğine. Evliliğimizin geleceğini mahvettin. Ülkenin önüne tıkama Kadir. Bu bayram hem çocuklar eski bayramları yaşayacak... hem de bizim bütçemiz o eski şahşalı günlerine dönecek Hulya. Bak bunu da hatırlayamadım. Ben sana hatırlatırım. Mahkeme gününe kadar yürümeyi tamamıyla bırakacaksın. Nedenmiş o? Çünkü sana
mutluluktan uçmayı öğreteceğim Hurli'ye. Nedense içimde abuk subuk bir işe girecekmişsin gibi bir his oluştu Kadir. Bu gece burada kalabilir miyim? Arkadaşlar, çocuklara maytap satacağız. Maytap mı? Evet, sadece maytap değil. Kız kaçıran, füze, mantar tabancası, balon hepsini satacağız. Niye satıyoruz bunları? Ne demek niye satıyoruz bunları? Bu işte çok para var da ondan satıyoruz. Ben piyasa araştırması yaptım. Bu konuda acayip bir boşluk var. Kız kaçıran olayı artık maziye karışmış. Kimse kız kaçıran, mız kaçıran satmıyor. O yüzden biz satacağız. Çocuklara eski bayramları yaşatacağız. Vallahi ben küçükken çok severdim kız kaçıran patlatmayı. Böyle fiu diye ses çıkardı. Ya bak gördün mü? Şimdiki çocuklar dombilden aşağı mı kalsın? Onlar kız kaçıran patlatmasın mı? Kızları kaçırtmasın mı? Bizim kenede yok öyle bir şey. Tamam işte satarken öğrenirsin. Hı? Satarken mi? Herhalde. Ben para kazanırken sizsiz kursamdan geçer mi? Şebelekler, bu işte beraberiz. İyi kazanır mıyız? Sen ne diyorsun? Çifte kavrulmuş lokumum benim. Bu şeker bayramı şeker gibi geçecek, şeker. Çocuklar, mallar bugün öğleden sonra geliyor. Bayrama şurada 3-4 gün kaldı. Hemen satışa başlamamız lazım. Sen satıştan boş ver, paradan haber ver. Rafi, önce iş, sonra para. Hele bir satalım, para kolay. Bana bakın, size her an ihtiyacım olabilir, ortadan kaybolmayın. Hadi, görüşürüz. Ben kaçtım. Görüşürüz. Rafi, yürü biz de gidip Kudret amcayla konuşalım. Ne konuşacağız? Ne konuşacağız diyor ya? Evimiz yok, evimiz. Evsiz kaldık. Bir yere sığınmamız lazım. Biz de kalabilir miyiz diye sorsak kaybederiz. Ne diyeceğiz peki? Direkt içeriye gireceksin, biz nerede yatıyoruz diyeceksin. Sen bana bırak. İyi, hadi. Peki. Oh. Baba kafana ne düştü? Kadir'in fotoğrafı. Kendi yetmiyormuş gibi bir de fotoğrafıyla saldırıyor bana. Neyse, çok kötü değil baba, yakında geçer. Ay, gitmiş güzelim fincan takımı. Kadir bunu bana anneler gününde almıştı. Benim ayağıma düşsün diye almıştır. Selam millet. Daha yerleşemediniz mi ya? Yerleştik. Bir sana yer kalmadı. Çok espriksin baba. Oğlu ya, benim yerim belli değil mi? Ah, anne, bu sana anneler gününde aldığın fincan değil mi ya? Niye kırdın ya? Kırılmış bu. Tövbe yarabbim yarasınallah. Niye bağırdın? Yok baba, bir şey yok. Ben şey, böcek gördüğümü sandım da ondan bağırdım. Eyvah. Bu evde böcekler mi var yoksa? Yok yok, zannetmiyorum böcek olduğunu. Ben öyle sandım baba. Ben yine de yarın evi Kadir'e bir ilaçlatayım. Ev çoktandır boşmuş. Kesin böcek falan vardır. Hadi, iyi geceler. Korkarsan sesten kızım. Peki baba. Hadi. Allah rahatlık versin. Peki baba. Gördün mü ya? Bana yine bir sürü iş çıkaracak. Kadir, bir daha karşıma böyle çıkarsam vallahi elime ne geçirirsen kafana vururum, haberin olsun. Benden korktuğunu gizlemen çok hoşuma gitti Hulya. Nedenmiş o? Beni koruyorsun. Demek ki beni seviyorsun. Demek ki... Gıdık. Seni korumak için yapmadım Kadir. Sadece yatarak yüksek desibelli baba oğul tartışması çekmek istemedim. Haklısın Hurya. Hadi yatalım. Kadir. Kalkar mısın lütfen? Hadi ışığı söndür de gel yamacıma. Kadir diyorum sana. Kadir lütfen kalkar mısın? Biz artık birlikte olamayız. Neden Hurya? Çünkü mahkememiz devam ediyor.
Bu mahkeme süreci de bayağı uzun sürdü ha. Sıktı yani. Unutma ki biz seninle hala evliyiz Hulya. Ve benim bazı teknik problemlerim var. Hulya, gel bu teknik problemleri birlikte aşalım. Defol Kadir. Sen beni hiç sevmedin. Sen sadece kendini sevdin. Bu gece bunun böyle olmadığını sana gösterttireceğim Hulya. Bak babamı çağırın ona göre. Hulya, teknik problem diyorum Hulya. Gıdık diyorum Hulya. Anlasana Hulya. Ben de defol diyorum Kadir, defol. Burası teknik servis değil, defol. Gözlerinden okunuyor, beni seviyorsun narana nininem. Sözlerin seni ele veriyor, sen de istiyorsun darararirirem. Eninde sonunda benim olacaksın, hadi naz yapma darararirirem. Taratatatatiritem. Vay be, ben bu parçayı daha önce niye söylememişim acaba? Ne oldu yine, böcek mi var? Pencerenin önünden bir şey geçti. Tabii, tabii, öyledir. Yatın artık, söndür ışığı. Ne yapıyorsanız da sessiz yapın. Tamam mı? Kadir, camın önünden biri geçti diyorum. Dün Tuğba da görmüş. Sen şuna kendimi senin güçlü kollarına bırakmak istiyorum desene Hulya. Ay saçmalama Kadir. Haklı mısın? Dün ben de bir gölge gördüm. Sonra da elektrikler kesildi. Ben dedim sana. Ne yapacağız peki? Polise haber verelim mi? Polise haber vermeyelim. Çünkü benim kafamda bir şüpheli var. Kim? Bebelere balon, maytap, kız kaçıran, torpil, füze. Bebelere balon, kız kaçıran, füze, torpil. Ne haber Gömbeli? Fena değil. Ayaklarıma kara sular indi ama. Karnım da acıktı. Satış var mı bari? Biraz. Ben de. Kiralık evlere bakıyorsun değil mi gezerken? Bakıyorum. Şu aşağıda bir tane bodrum kat gördüm. Kirası 300 liraymış. 300 lira mı? Evet. İyiymiş. Bir de gidip beraber bakalım. İyi hadi gel. Bebelere balon. Bebelere balon. Yaklaşan şeker. Allah bereket versin. Şuraya bak, burada da bir ilan var. İyi günler dayı. Şunu şey... Balon vereyim mi? Yok istemez. Peki o zaman bak, kız kaçıran var. Roket vereyim, füze vereyim. Çocuk bunu yakıyor, böyle havalanıyor, acayip eğleniyor. Yok istemez kardeşim. İyi de dayıcığım, önümüz bayram. Çocuğun demez mi baba bana niye hediye almadın? O yüzden bir hediye almak lazım. Hadi vereyim bir şeyler. Tamam. Al hadi şunu. Eyvallah gibi. Dayıcığım. Al, sana iki tane füze vereyim. İki tane de kız kaçıran vereyim. Ondan da tamam, o da benden olsun. Al da. Aldım. Eyvallah. Teşekkür ederim. İyi bayramlar. Pardon. İyi günler kardeşim. Kız kaçıran vereyim mi? Oğlum kızları kaçırır. İstemez. Benim oğlan kendi kaçırır. Füze vereyim. İstemez. Balon var. Bak ne güzel balonlar. Tavşanlı var. Ayılı var. Ayılı. Ayı. Balon. Bebelere balon. Baba! Ne bu? Nene baba? Yapacak başka bir iş bulamadın mı? Ne var baba? Namusumla çalışıyorum işte. Oğlum ya bunları kullanan çocukların başına bir iş gelirse? Ne olacak baba? Balon satıyorum ben ya. Ben balon demiyorum. Bunları diyorum. İşleri barut dolu. Merak etme. Çocuklar bu tür oyuncaklarla oynama konusunda doğal bir yeteneğe sahiptirler. Çocukken bayramlarda ben de oynardım. Başıma hiç iş geldi mi? Geldi tabii. Bir kere kaşların yanmıştı. Az daha gözün çıkıyordu be. Ha. Bir keresinde de askeri törende adamın üniformasını yaktın ya. Aa, doğru. Nihan'ın babasıydı. Neyse baba. Ben gideyim de biraz çalışayım. Hadi. Balon. Bebelere balon. Balon. Bebelere balon. 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 Madem evin etrafında
etrafında dolanan biri var. Polise haber verelim Hulya. Ben sizin öyle aksiyonlu planlarınıza falan alet olamam. Tam senden beklediğim tavır. Her zamanki gibi ailenin yüzüstü bırakıyorsun. Dur bir dakika Hulya, bir dakika. Ben tam olarak hayır demiş değilim. Otur. Ailemizi dışarıda gezen o gölgeden kurtarırsam bu gece teknik problemlerimizi çözer miyiz Hulya? Önce bir kurtar, sonra bakarız. Tamam, tam olarak ne yapıyorum? Ağaca çıkacaksın filan dedim, sonra? Sonra ağaçtan atlıyorsun. Nereye? Nereye olabilir Kadir? Kadir, bizi görebiliyor musun? Görüyorum Hulya, görüyorum. Umarım buradan geçer. Ne demek umarım buradan geçer ya? Buradan geçmeyecekse ben niye çıktım bu ağaca? Geçer geçer. Ön bahçeye gelmek için buradan geçmesi lazım. Kadir dikkatli ol. Üzerine atlayamazsan suçüstü yapamayız, kaçar gider. Atlarım Hulya, atlarım. Zaten üzerine denk getiremezsem direkt yere yapışırım. Ne yapıyor bunlar dışarıda? Bilmem. Sen ne yapıyorsun? Senin kıramadığın eşyalarımızı parlatıyorum. Bayrama ne tatlısı yapıyorsun? Şekeri olan birinin sorması gereken en son soruyu sordum. Kendim için mi sordun sanki? Gelen giden ne yiyecek? Onu merak ediyorum. Vallahi aslında ben bu bayram pek birilerinin geleceğini sanmıyorum Kudretciğim. Ne demek sanmıyorum be? Bayram bu. Yalnız başına bayram mı geçermiş? Kesin birileri gelir. Burayı parlatamamışsın. Onu daha parlatmamıştım çünkü. Ağlat! Yoruldum ya. Ben bütün gece böyle ağaçtan bekleyeceğim. Maymun gibiyim ya. Ya bu gece gelmezse? Bizi evden kaçırana kadar gelmeye devam edecektir. Yapma gıdıklanıyorum. Göbeğim ve ben bir takımız ve birbirimizden ayrılamayız. Benim göbeğim. Çok oturuyorlar, çok. Boşuna elektrik harcanıyor. Otursunlar canım, genç onlar. Biz de zamanda gençtik. Saat 10 oldu mu yatardık. O dediğin 50'li yıllardı Kudret. O zaman televizyon yoktu. Tamam işte, o yıllarda elektrik ucuzdu. Şimdi daha da erken yatmak lazım. 8'de yatmak lazım. Nereye? Tuvalete. Daha yeni gitmedin mi? Pardon? Her gece bir hakkım olduğunu bilmiyordum. Kükrek. Lak lak. Dur kaçma. Gel buraya dizim. Kaçma. Kaçma gel. Merhaba Hulya. Merhaba aşkım. Merhaba mis gibi kokan bahar sabahım. Merhaba. Niye geldin Kadir? Ne demek niye geldin Hulya? Hani anlaşmamız vardı ya. Ağaca çıktım. O geçen gölgenin üzerine atladım ya. Üzerine atladın ama yere yapıştın Kadir. Yani Tuğrul sapığını polise yakalayıp veren sen değilsin. Ben özellikle üstüne atlamadım Hulya. Boynum oyunu kırılır diye düşündüm. Olabilir. Onu ben yakaladım. Sen yine çuvalladın Kadir. Kahraman karım benim. Seni görünce işte benim kadınım bu diyorum. Seni gördükçe Kurtuluş Savaşı'nda cepheye top mermisi taşıyan o vefakar,
o cefakar, o güçlü, o kuvvetli Türk kadını geliyor aklıma. Seni gördükçe Elif'in kanısı geliyor aklıma. Yediyordu Elif kanısını kara geçeten geçeten. Aklına ne geliyorsa söyle, gelmesin Kadir. Hülya, hadi barışalım artık. Bitsin bu hasretlik. Bitsin bu sürgün hayatı. Gel çözelim artık şu teknik sorunları. Çözmeyelim Kadir. Böyle çok iyiyim. Emin misin Hülya? Eminim. O zaman şunları çıkaralım. Hiç çıkarma Kadir. Dışarı. Bu ne biçim bayram sabahı ya? Niye kimse kalkmamış? Alo! Uyanın artık ya! Kadir kalk! Kadir! Uyandırma servisi! Ben gidiyorum ya. Kadir! Good morning, hello. Good morning, hello. Çabuk git abdest al. Bayram namazına gidiyoruz. Ne bayramı? 23 Nisan, çocuk bayramı. Baba ben çocuk muyum? 23 Nisan'da namaz mı kılınır? Sen yanlış kalkmışsın, hadi yat sen de. Sersem sersem konuşma. Şeker bayram bugün. Tamam o zaman baba. Hocaya selam ve hürmetlerimi söyle baba. Ben kurban bayramında bir ara uğrarım. Oldu. Başka mesajın var mı? Yok baba, hadi hoşçakal. Kadir! Kalk! Tamam, kalktım baba. Hoş geldiniz, Allah kabul etsin. Allah kabul etsin oğlum. Sağ ol anne. Camide uyuyan, horlayan adamın namazını Allah kabul eder mi? Ben horlamadım baba, burnum tıkanmış, burnumu çektim. Üşütmüş, nezle olmuşum da anneciğim. Pes! Nezleyle horlamayı ayırabilirim ben. Neyse canım, kızlar sofrayı hazırlıyor. Gidip kahvaltı edelim, sonra bayramlaşırız. Hep sen şımarttın bunu. Bana bıraksaydı şimdi mum gibi olurdu. Evet, 1 lira. Ne alırsan 1 lira. Ya acele etmeyin, hepinize yetecek kadar var. Tamam, al, ama. 1 lira. Yırttın oğlum Kadir. Ben şuradaki tavşanlı balonu istiyorum. Tavşan balon? Ya tavşan balon çok yukarıda. Ben sana horozlu balonu vereyim. Bana ne ya? Ben tavşanlı balonu istiyorum. Tamam koçum. Tamam. Sırayı. Her şey 1 lira. Ne alırsan 1 lira. Tamam. Hadi bakayım. Yavaş yavaş. Yavaş. Tamam. Kardeş zabıta geliyor. Çocuklar sonra görüşürüz. Hadi hoşçakalın. Allah zabıta geliyor. Kaç kaç kaç. 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 Buyurun. Tatil için biraz geç olmadı mı? Afiyet olsun. Cuma günü gitseydiniz keşke. Anca işte. İşler güçler yoğunuz malum. Sizin metan uslandı galiba.
bizim oturduğumuz evden başka bir şeyinizi sattı mı? Yok yok, satmadı. Yani olan size oldu. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Yani burası da iyi bir ev. Dışarı millet. Yırttık galiba. Evladım bir hoş geldin desene. Bak Zühtü beyler geldi. Kadir! Gene bir alt karıştırmış bizimki. Kusura bakmayın. Önemli değil Kudret Beyciğim. Zaten biz de fazla oturmayacağız. Malum akşam tatile çıkıyoruz. Gidip hazırlanmamız lazım değil mi? Burası Baloncu'nun eviymiş. Baloncu mu? Ha? Aha, kız kaçıranlar da burada. Ne yapıyorsunuz? Nerede ya? O? Şey, yok yok, biraz önce çıktı. Ben ona sorarım. Aa. Hülya, kimdi o? Ne istiyormuş? Kız kaçıran almaya gelmiş. Ben de toptan verdim hepsini. Oh be, ucuz atlattık. Herhalde gitmiştir zabıta. Ne oluyor ya? Patlasın yanarsın. Ne oluyor ya? Bacak kadar çocuğa kız kaçırsan sat, ondan sonra ben yapmadım ya. Ha? Ay baba, ne olacak? Ne oluyor? Sen de beni yapacaksın. Demin ki abla, elim bir şeyler atıyorsun. Saklanın. Kızın kaçıyor, sen de kaçıyor. Dikkat edin, dikkat edin. Yakan üzeri. Yan inşallah. Ben nereden bileyim? Sen mi verdin benim kız kaçıranlarımı bu adama? Oğuz! Demek buradasın ha? Ne oluyor? Bak, bizim oğlana maydanoz satmışın, ne hale geldin? Ne olacak? Ne olacak? Kız kaçıranlar popoma geldi, oturamıyorum ben. Bak, bak. Kardeşim ben ne yapayım? Dikkatli oynasaydı ya. Ulan bacak kadar çocuğa barut satılır mı lan? Kadir hanginiz? Bu. Demek sensin. Ne oluyor? Yürü, ya? Ne oluyor? Bir dakika. Ne oluyor memur bey? Küçük çocuklara patlayıcı özellik taşıyan oyuncakların satılması yasaktır. Yürü karakola gidiyor. Memur bey, götürün abi. Karakolda anlatırsın. Bir dakika. Bir dakika memur bey. O karakolda anlamaz. O benim terliğimden aldı. Ay baba. Ben sana kaç lira? Ya, 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 ya,